Herkese selamlar. Bugün Göçmenlik Bürosu ve Dışişleri Bakanlığı ile alakalı göçmenlik hukukunda son bir haftadaki gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle Göçmenlik Bürosu'nun uygulamış olduğu formlarda boş yer bırakmayın politikasından biraz bahsetmek istiyorum. Ayrıca H1B vizelerinde yeni bir gelişme var, ondan bahsetmek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı en sonunda Ekim ayının son günlerinde Kasım vize bültenini yayınladı. Onda bazı gelişmeler var, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca son zamanlarda Ankara ve İstanbul konsolosluklarındaki vize mülakatlarıyla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Göçmenlik Bürosu'nun formlarda boş yer bırakmayın politikası. 2019 yılının sonlarından itibaren Göçmenlik Bürosu bazı dosyaları formlarda boş yer bırakıldığı nedeniyle geri göndermeye başladı. Bunu yaparken Göçmenlik Bürosu dosyaları aldıktan sonra en az birkaç ay inceleyip ondan sonra dosyaları geri gönderdiği için bu olay ilk 3-4 ay belki de 6 ay pek kimsenin fark etmediği bir olay oldu. Çünkü Göçmenlik Bürosu böyle bir açıklamayı önce yapıp sonra uygulamaya başlamaktansa önce uygulamayı başlatıp daha sonra bunu anons etmeyi tercih etti. Peki neydi bu? Formlarda bildiğiniz gibi bir sürü kutucuk var. Bu kutucuklardan sizinle ilgili olanları dolduruyorsunuz, ilgili olmayanları boş bırakıyorsunuz. Göçmenlik Bürosu artık mümkün olduğu kadar kutuların boş bırakılmasını istemiyor. Bunların bize uygulanmıyor bu kutu, burada yazacak bir şeyimiz yok, bunu belirtecek şekilde ne Taksim A, İngilizce ifadesiyle not applicable veya N/A şeklinde bildirilmesini istiyor. Bunun tabii arkasında yatan temel faktörün ne olduğunu bilmiyoruz. Formun şu kısmı size uygulanmıyorsa bunu şu şekilde doldurun şeklinde bir talimat zaten formların talimatlarında oluyor. Ama Göçmenlik Bürosu'nun bunu öncelikle iltica başvuru formlarında, I-589 formlarında uygulamaya başladığını gördük ilk başlarda. Fakat Göçmenlik Bürosu bunu yavaş yavaş başka form gruplarına da uygulamaya teşebbüs edebilir. Bu şekilde sinyaller var şu anda. Bu tamamen haksız bir uygulama olur. Çünkü formun geri gönderilmesi demek o başvurunun sanki hiç yapılmaması anlamına gelebilir ve şahıs sanki hiç dosyayı zamanında göndermemiş gibi olabilir. O yüzden bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar sizinle ilgisi olmayan kısımlarda, formlarda eğer bu başvuruları kendiniz yapıyorsanız kutucukları NA şeklinde, not applicable şeklinde doldurmakta fayda var. Dediğim gibi bazı form gruplarında bu uygulama var şu anda ama Göçmenlik Bürosu'nun bunu başka form gruplarına da yayacağını tahmin ediyoruz. Formal bir açıklama yok bununla alakalı. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar dikkat etmekte fayda var. Bahsetmek istediğim ikinci gelişme yine Göçmenlik Bürosu ve H1B vizeleriyle alakalı. Son birkaç videoyu izleyenler bilir, H1B vizeleriyle alakalı ciddi bir hareketlilik var gerçekten. Bu biraz Trump'ın döneminin sonuna doğru yapmayı istediği şeyleri bir anda hayata geçirmek gibi, böyle giderken yanında bir şeyler götürmek gibi veya giderken bir şeyleri değiştirmek gibi görünüyor. Tabii seçimlerde Trump'ın seçilip seçilmeyeceğini bilmiyoruz. Ama eğer Trump seçilirse bu H1B ile ilgili değişiklikler daha çok konuşulacak. Eğer Trump seçilmezse de belki bunların hepsi yok olacak daha yürürlüğe bile girmeden. Peki neden bahsediyorum? Bu haftaki gelişme ne? Trump hükümeti yeni bir yönerge teklifinde bulundu. Buna göre H1B vizesi sadece ve sadece en yüksek maaşı alan kişilere verilecek. Peki bunu nasıl yapacaklar? Bildiğiniz gibi H1B'de bir kota sistemi var. Dosyaların hepsi faal ediliyor, gönderiliyor. Onların arasından kurayla 65 bin normal kota, 20 bin Amerikan master kotası seçiliyor ve bu 85 bin kişi H1 kotasına o sene girmiş kabul ediliyor. Yani bir kura sistemi var. Trump'ın yapmak istediği şu anda bu kura sistemini ortadan kaldırmak, gelen başvuruları yüksek maaştan düşük maaşa doğru sıralamak ve önceliği yüksek maaşlı olan dosyalara vermek. Eğer bu düzenlemeyi bir önceki hafta bahsettiğim düzenlemeyle birleştirecek olursanız, o neydi onu hatırlayalım. H1B için belirlenen 4 seviyeden oluşan maaşları ciddi manada arttırmıştı Trump hükümeti. Dolayısıyla bir yandan maaşların H1B pozisyonları için arttırılması söz konusu, öbür taraftan da bir sonraki düzenlemeyle kota sisteminin kaldırılıp dosyaların yüksek maaştan düşük maaşa göre sıralanması ve bu sırayla kişilerin H1B kotasına dahil edilmesi söz konusu. Bu bize neyi gösteriyor? Trump hükümeti gerçekten H1B vizeleriyle alakalı maaşları çok yükseltip bu vizeleri de sadece çok yüksek maaş ödenen kişilere vermek istiyor. Yani Trump'ın deyimiyle best and the brightest H1'ı alması gerekiyor. Tabii bu kanuna aykırı çünkü H1B best and the brightest
en iyiler ve en zekiler alsın diye oluşturulmuş bir vize kategorisi değil. Üniversite derecesi gerektiren pozisyonlarda üniversite derecesi en az olan kişiler için oluşturulmuş bir vize kategorisi. Dolayısıyla burada tekrar bir kanun değiştirmeden yeniden yazma gibi bir teşebbüs söz konusu. Bu daha sadece bir anons. Bu 30 gün teklif olarak kalacak. Daha sonra yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Tabii Trump seçilirse bu yürürlüğe girebilir ve daha sonra hemen dava edileceğini düşünüyorum. Eğer Trump giderse, yani yeniden seçilmezse, o zaman bu yürürlüğe girmeden ortadan kalkabilir. Ama önemli bir gelişme, H1 kota sisteminin komple değiştirmesi açısından önemli. Dolayısıyla bahsetmekte fayda olduğunu düşündüm. Bir başka güncelleme vize bülteni ile alakalı. Ekim ayı sonu itibariyle Kasım ayının vize bülteni yayınlandı. Vize bülteni bize o ay içinde kimler green card başvurusu yapabilir, kimlerin sırası geldi green card için. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Biraz bunun hakkında bilgi veriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bir iç anlaşmazlığı nedeniyle bazı kelimelerle alakalı normalde olduğundan çok daha geç yayınlandı. Ama güzel bir içeriği var Kasım vize bülteninin. Şunu görüyoruz Kasım vize bülteninde. Evlilik üzerinden green kartların eşleri için yaptığı evlilik üzerinden başvurularda vize numaraları hala current. Yani bu evlilik green card sahibi olan kişiler hala eşlerine hızlı bir şekilde Amerika içinde oldukları sürece green card başvurusu yapabiliyorlar. Bildiğiniz gibi konsolosluklarda green kartların eşlerine şu anda 31 Aralık'a kadar olan yasaktan dolayı mülakat verilmiyor. Ama vize numaraları bu şekilde devam ederse ve Ocak'tan sonra bu yasak kalkarsa belki green kartların, yani yeşil kartların eşlerinin konsolosluklarda yapılan mülakatları için de bu iyi bir haber olabilir. Yine Kasım ayı vize bülteninde iş yeri üzerinden yapılan green card başvuruları için bütün kategorilerin current olduğunu, yani bütün kategorilerdeki vize başvurularının hızlı bir şekilde ilerleyebilecek, 485 fail edebilecek, mülakat alabilecek durumda olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten güzel bir gelişme. Tabii hem aile kategorisi hem iş yeri üzerinden kategorilerin yeni mali yılda bu kadar açık olmalarının sebebi geçen sene bu vize kategorilerine çok fazla talep olmamasından COVID nedeniyle kaynaklanıyor ve 31 Aralık'a kadar konsolosluklardaki vize yasağından kaynaklanıyor demek mümkün. Vize bulletinde gördüğümüz başka bir konu 2021 DV Lottery kazananların numarası ile alakalı. Aralık ayı itibariyle numaralar 6000'e ilerlemiş durumda. Tabii DV Lottery mülakatları şu anda konsolosluklarda yapılmıyor. DV 2020 davası devam ediyor. Ancak şöyle bir ihtimalin varlığından bahsetmiştik. Turist vizesi olanlar Amerika'ya gelip statülerini burada değiştirecek şekilde green card başvurusu yapabilirler. Bundan daha önce bahsetmiştik. Ama şu da güzel bir gelişme. Aralık ayı itibariyle en azından vize numaraları DV Lottery'de 6000'e doğru ilerlemiş durumda. 6000 ve 6 mülakat veriliyor olsaydı eğer şu anda konsoloslukta mülakat alabilecek durumda olacaktı. Mülakatlar verilecek mi? Ne zaman verilecek? Bunlarla alakalı 31 Aralık'a kadar beklememiz gerekiyor DV Lottery kazananlar açısından. Bu arada DV 2020 davasıyla ilgili bir nihai karar çıktığında da bunu zaten duyuruyor olacağız. Çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi İstanbul ve Ankara'daki konsoloslukların vize verme durumları, bunun ne aşamada olduğu. İstanbul ve Ankara şu anda turist vizesi mülakatlarını bizim gördüğümüz kadarıyla son bilgilerimize göre önümüzdeki yılın, yani 2021'in sonbahar aylarına veriyorlar. Bu tabii çok ileri bir tarih, neredeyse bir sene sonrası. Ama tabii bazı müvekkillerimizin de 2021 Mart-Nisan ayına mülakat alabildiklerini duydum. Dolayısıyla yani burada yapılması gereken muhtemelen şu, vize mülakatı almak isteyenlerin hani konsolosluk ne zaman açılacak diye beklemekten ziyade vize mülakatlarını mutlaka alıp ve hangi tarihe veriyorlarsa en yakın tarihe alıp daha sonra sık sık sisteme girerek daha erken tarihlerde yer açıldıysa eğer mülakatlarını erken tarihe çekmeleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani konsoslukların ne zaman açılacağını beklemekten ziyade mülakat almak istiyorsanız mülakatınızı bir an önce alın, tarihinizi bir an önce alın ve daha sonra sistemi sık sık kontrol ederek tarihinizi, açılan bir tarih varsa öne çekmeye çalışın. Bunun dışında konsolosluk bir açıklama yapmadıktan sonra ne zaman vize mülakatı verecekler, ne zaman açılacak konusu şu anda muallakta. Ayrıca bildiğiniz gibi geçen hafta İstanbul ve Ankara konsolosluğu saldırı tehdidi nedeniyle konsolosluk vize işlemlerine ara verildiğini duyurdu. Konsolosluğun tekrar ne zaman vize işlemlerine başlayacağı şu anda bilinmiyor. Bu arada Türkiye'deki Amerikan konsolosluklarındaki vize başvuruları için harç ücreti ödeyen kişilerin harç ücretlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatalım. Konsolosluk böyle bir açıklama yaptı
ve ödediğiniz ücretler 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli dedi. Dolayısıyla ücretini ödemiş ama henüz mülakata gidememiş olan kişilerin tekrar mülakat ücreti ödemeleri gerekmeyecek. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Bu konularla alakalı tecrübeleriniz varsa, sorularınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa bu sorulara ben kendim bizzat cevap veriyorum. Eğer videolardan önce haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İlgi duyduğunuz kişilerle videoyu paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.